Suzan Gelin'in salonuna genel olarak baktığımızda şık olduğunu söyleyebiliriz. Ama detaylara indikçe buraya uyumlu parçaların yer almadığını söylemeden geçemeyeceğiz. Örneğin oturma grubunuzla masa takımınız başka bir salona ait gibi görünüyor. Bu konuda eleştiri alabilirsiniz. Çizgili kırlentlerinizi dün de görmüştük. Ben pişti olmak diye buna derim. Herhalde bu kırlentler de her 5 evden 3'ünde olan saatlere dönecek der sözü hanımlara bırakırım. Nasıl buldunuz Suzan'ın salonunu? Nereden başlasak? Neden fonların yok? Fonların evet, var arkadaş, aslında. Ben de ona değinmek istiyorum. Nerede o zaman taksaydın? Evet. Hemen evet, cevap veriyorum. Bana dün öyle yaptılar. Niye çekmedin? Sen niye takmadın? Aslında fonlarım vardı. Burada takamadım. Ev sahibim izin vermedi. Buradan ona duyuruyorum hem de. Niye fonlarına izin vermiyor ev sahibi? Bu ev sahibi ne alakası var fonlarla ev sahibinin? Çok saçma cidden. Yani evet. Kornişine mi karışıyor ev sahibi? Anlayamadım. Tek ona da değil, duvarlarımı falan boş görürse delmek de yasaktı kesinlikle. Allah ama Allah. Ama sonuçta sen ya. Parasını ödüyorsun. Evet, aslında öyle. Aynen öyle. Hayır bak şimdi çok saçma. Evet. Kornişinde zaten yer var. Evet. Var. Hayır, ona ne karışıyor? Fon takamazsın. Ben hayatımda böyle bir şey... Yok, rustik geçmiyor oraya. Araya girmiyor. O zaman keşke kornişini kornişi taktı. Şey yani. Ne şey onların kalın, ismi? Tamam, kalın dikseydin kopçalarını. Dikilmiyor. Kopçaları, yani. Kopçasını diktirseydin. Dikilmiyor. Nasıl delikleri büyük büyük halkalı. Ha, şöyle geniş geniş. Büyük halkalar var ya. Onları... Anladım. Rustiği de çaktırmıyor. Evet. Şimdi tam oldu. 4 tane var hem de. Aşağıdaki tamam şimdi oldu. O da neden izin vermediğini söyleyeyim. Daha yeni oturdum. Şimdi tekrar çıkacağım bu evden. Oğlu evlendiği için. Bari hiçbir yeri delme dedi. Çünkü gelini gelecekmiş, oturacak. Ha. Genelde ev sahipleri böyle bir şey yaptırmıyor. Evet, duvarlara zarar verilmesini falan istemiyor. Bazen haklı da buluyorum, haksız da bulduğum oluyor. Ama takılabilir bence. Giderken zaten boyuyoruz. Zaten kullandığımız evi boya yapmadan teslim edemeyiz. Bahane değil bence kimse için. Peki kanepeleri nasıl buldunuz kızlar? Ben kanepenin rengini beğendim ama yastıkla uyumunu beğenmedim. Yastığında? Şu an çok iyi. Orada evet ama burada uymuyor. Yani sonuçta bej bir renk. Hani güzel duruyor. Burada çünkü yeşil, yeşil koyu. Aha. Bu uymuyor. Ben bu rengi eski moda olarak buluyorum artık. Modası geçti diye düşünüyorum. Öyle mi? Yeşili. Yapma ya. Bir de tek renk koltuk ya da ton sürtün olunca daha iyi oluyor. Yani bir rengin bir açıyla bir koyusu daha iyi oluyor. Şu an daha mı değil de. O popüler? Evet bence evet. Öyle ve hiç modası geçmediğini öyle. Düşünüyorum ben. Aslında ben şu yemek masamı falan almaya gittiğimde bunu gördüm. Aslında hiç böyle bir planım yoktu. Keşke yani. Ona tek uygun, bu renk yapsaydım. Ona uygun aynen yani onlara uygun bir şey alacaktım. Sonra bunu gördüm, çok hoşuma gitti. Yani bir anlık hevesle. Anladım. Yeşil o mi? Anlık. Evet. Yoksa ama hiç aklımda daha yoktu. Evet, konsol falan nasıl buldunuz? Konsoldan önce ben aynayı beğenmedim aslında. Evet, sanki canım. Buradan kesmiş, oraya yapıştırmış gibi, aynı bunun gibi. Ben de aynısını düşünüyorum. Aynen, çok hiçbir... Yuvarlak yapmış. Aynen, hiçbir evet. Amacı yok orada. Yani bir tek hani etrafında bir şey olabilir. O ledli yalnız, evet. Arkadaşı girişte yani. Mesela holde kullanılabilir bu kadar büyük holde, ayna ama... Evet. Yemek masasının üstünde beğenmedim o yemek ben. Masasının aynen. Üstüne değil zaten normalde. Konsolun üstüne takılan bir ayna oluyor. Konsol oğlum, var altında. Evet, oğlum televizyon ünitesine elini çok vurduğu için konsolumu buraya çektim. Normalde konsolun üstünde duruyor. Bir de tüller bana çok böyle eskide kalmış gibi geldi. Hani şimdi daha çok düz organze, yani, evet, daha evet. Krem düğün organze bir tül hoş olurdu. Çizgili falan. Sadece evet. Tüller daha şık ve daha güzel. Desenli artık gerçekten. Kalmadı bence. Çünkü sen de katılıyorsun galiba. Desenli tülleri ben de sevmiyorum. Salonun perdelerine nur eskide kalmış dedi. Evet buna katılıyorum. Gerçekten eskide kalmıştı. Peki yemek masası, sandalyeleri, konsolu... Bana değişik yani, geldi kızlar. Üç yani sene kadar kullanmış geldi, aslında. Gittiğim, gezdiğim evlerde hiç bu mobilyadan görmedim. Evet, mobilyaların ben beğendim. Mobilyası güzel. Değil sandalyeleri mi? De çok güzel. Evet. Ama şu koltuk evet. Siyah da olabilirdi sandalye. Evet, tek evet. Başına ya, çok güzel sandalye. Ama çok odada üç renk böyle. Olmuş oluyor. Evet. Yani yeşil yerine siyah, beş. Çok aynen. Güzel olur. Karmaşası var. Bej var, evet. Zümrüt yeşili var, çok siyah renk var. Kanepelerini ne kadar ödediniz? 9,5. Bu iki de tekli. Evet, 9.500. Evet. Peki yemek masan, sandalyelerin, konsolun aynen? Onları aslında yatak odamla takım toplu aldık. Yatak odasıyla birlikte aynen. Aldın. Aynen. Ne kadar tuttu? Gelince görürsünüz. Tamam. 60 milyar. 60 bin TL. Of, çok zaten yatak odası havasında. Ben gördüm.
Girer girmez. Siz gelmeden şöyle aslında bir... Aslında şey oldu. Baktım eve. Ben hep beyaz hayal etmiştim. Kayınvalidem bunu internetten görüyor. Götürdü beni. Aslında çok pahalı bir yer olduğu için ben hiç gitmek istemiyorum. Çünkü pandemiden dolayı. Evet. Ondan sonra beğendim girdiğim gibi. Zaten hemen girdiğimde gördüm. Hiçbir şekilde bana sorun yaratmadan hemen aldılar. Ay canım. Aslında ben istemedim fiyatını duyunca çünkü çok yüksek gerçekten de. Mobilyasının fiyatını ben aşırı pahalı buldum. Onunla başka bir ihtiyacını karşılayabilirdi. Ben fazla buldum. Şimdi bir mutfağımıza gidelim bence. Mutfağımızı görelim hanımlar. Olur. Bakalım. Tamam, Suzan'ın mutfağı nasıl? Buyurun. Hadi gidelim.